Esselatü vesselamu ala Resulullah Muhammed. Cümleten hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim bütün zamanlarınızı bereketli kılsın. Evet. 1530 nolu beyt. Bazı yerlerde 1529, bazılarında 1531. Başka da değişen şeyler var. Evet. Başlığımız dersir ve anki men eraden yeclise maallahi fel yeclis ma ehli tasavvuf. Kim Allah ile oturmak isterse tasavvuf ehliyle otursun. Sözünün sırrı hakkında başlığımız bu. Tasavvuf ve tasavvuf ehli kavramları. Tahir Mevlevi bu konuya bir giriş yazmış. Ben çoğu zaman işte Tahir Mevlevi'nin eserini getiremiyordum. Bu sefer getirdim. Allah ile oturmak isteyen ehli tasavvufla otursun mealindeki kelamı sofiyanenin manasına dair demiş. Bu sözün kaynağı konusunda çok fazla bilgimiz yok. Hadis olmadığı biliniyor. Mevlana'da zaten hadis, yani terim anlamında hadis olduğunu söylemiyor. Bazı yerlerde, bazı sufiler bunun hadis olduğunu söylese de bu doğru değil. Çünkü tasavvuf ehli kavramı sonraki bir kavram. O yüzden... Hocam onlar hep Allah konuşur da onun için boşluk yok orada. Evet, olsun. Genelde hadis dememek gerek. Ama burada bir mecaz var. Yani Allah sizinledir ayeti, işte Allah size şartlamanızdan yakındır ayeti. Bütün bunları aslında içeren bir şey. Ve güzel dost edinmek, güzel arkadaş edinmek, onlarla birlikte bulunmak önemli. Buna dikkat çekilmiş oluyor. Ayrıca sufilerle bir arada olmak insana Allah'ı hatırlatır. Gerçek sufilerden söz ediyoruz. Bu anlamda tabii bu konuya nereden gelmişti? Hazreti Ömer'e gelen Bizans elçisinden söz ediyordu. Bizans elçisi Hazreti Ömer'in sohbetinden etkilenerek dönüşüm geçirdi. Yani ruhi bir dönüşüme uğradı. Bununla ilgili yani Hazreti Ömer burada Allah dostlarını temsil eden bir kahraman, hikayenin kahramanı olmuş oluyor. Tabii tasavvuf ehli olmasa da sonuçta sufiler içinde bir işte insan kamil örneği olarak Hazreti Ömer örnek gösterilmiştir. Mesnevi'de Hazreti Ömer'in yeri ayrılır. An Resul ez hot beşot zin yek ducam ney risalet yağd mandeş ney peyam. Birinci beytimiz bu. 1530. Bir iki kadeh içince o elçi kendinden geçti. Şimdi kader kelimesinin ne anlama geldiğini burada çok güzel göstermiş oluyor. Bir iki kadehten kendinden geçti. Yani Hazreti Ömer'in sözleri ona kendinden geçirici bir etki yaptı. Bir iki kadeh dedi Hazreti Ömer'in birkaç cümlesi. Yani bir iki cümlesi. Vali hender kudreti Allah şot an resulan caresidu şah şot. Allah'ın kudretine hayran kaldı. Kim? Rum elçisi, Bizans elçisi ve elçi oraya ulaşınca şah oldu. Yani elçilikten şahlığa yükseldi. Burada manevi olarak bir makam sahibi olduğu anlatılmak isteniyor. Yani
daha önce Bizans'ın elçisiyken burada Hazreti Ömer'in sohbetiyle şahlık makamına ermiş oldu. Yani her insan kendi özünde bu potansiyele sahiptir demek istiyor. Evet. Allah ile oturmak isteyen ehli tasavvuf ile otursun sözünün şerhi budur. Yani bu beyitte karşımıza çıkmış oluyor. Hazreti Ömer'le bir miktar bulunduğu zaman bundan bu derece etkilendi. Ve buna örnekler getiriyor. Yani insanın daha güzel bir ortama girdikten sonra nasıl bir hale gelebileceğini gösteren tabiat örnekleri. Seyil çu Ahmet ve derya bah geçt, dane çun Ahmet ve mazra geçt keşt. Sel denize kavuşunca deniz oldu. Artık selden söz etmemiz mümkün değil. Sel geldi denizin içine, daldı ve artık bir deniz hükmüne ulaştı. Buğday tanesi de tarlaya girdiği zaman ne oldu? Ekine dönüştü. Çum teallük yaf nan ba bul beşer, nan morde zinde geçt ba haber. Ekmek buğdaydan ekmeğe dönüşecek. Yani bu artık o serüveni anlatmış oluyor. Ekmek beşerin babasıyla taalluk oluşturunca yani ilişki kurunca yani insan aslında beşerin babası Hazreti Adem ama bütün insanları kastetmiş oluyor. İnsanla ekmek iletişim kurduğu zaman, birleştiği zaman artık ekmek ölü olmaktan çıktı ve haberdar bir canlıya dönüştü. Yani insan oldu. Yani ekmek de insanın bir parçası oldu. Nasıl bir sel denizin parçası olduysa ekmek de insanın parçası oldu. İnsan da ekiliyor. Yani insan birleşmesi. Evet, Mevlana ne diyor? Kim toprağa ekildi de bitmedi. İnsanın dirilmesi, ahireti inkar edenlere cevap veriyor. Evet. Mum bu heyzon çun fedai nar şot zat-ı zulmaniye u envar şot. Mum ve odun ayrı ayrı şeyler. Bal mumundan söz ediyoruz burada. Bal mumu ve odun ateşe feda olduğu zaman onların zulmani zatları, özleri, karanlık özleri nura dönüştü. Yani mum ve odun ateşle buluştuğu zaman artık ışık veren bir varlık haline geliyor. Yani her yerde bunları görmek mümkündür diyor Mevlana. Yani Türkçe'de işte ne diyorlar? Üzüm üzüme baka baka kararır. İşte, baka baka aydınlanır. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan derler ya. Yani arkadaş önemlidir. İşte arkadaş insanın yönünü bir bakıma belirler. O yüzden kiminle bir arada bulunduğumuzu seçmek bize aittir. İrademiz böyledir ama bazen de bizi bir şey sürükler, oraya getirir. Rum elçisinin, Bizans elçisinin hesabında olmayan şeyler yaşaması gibi. Ey honuk, sende sorme çünkü şot derdidegan geç dinayi şot anca didban. Sürme taşı, sürme tozu taştan yapıyor. Sürme taşı gözlere sürüldüğü zaman, gözle buluştuğu zaman görme özelliği kazandı ve görücü hale geldi. Yani artık sürmeden söz etmek imkanı kalmadı. Sürme orada gözde yok olan bir varlık. Yani gözün kendisi haline geldi. Ey honuk anket ki ez hot reste şot der vücudi zindeyi peyveste şot.
Ne mutlu o kimseye ki kendinden kurtulmuştur. Diri birinin varlığına bitişmiştir. Varlığında onunla bütünleşmiştir. Yani kendinden kurtulup da bir canlının varlığına ittisal eden kimse için ne mutlu demiş. Biraz sadeleştirerek söyledim. Tabirleri. Vay anzindeki bağmorden şest. Ölüyle düşüp kalkan canlıya yazıklar olsun. Morde geçti zindegi ezvey becest. O da ölüp gider bu yüzden ve ondan canlılık yok olur. Yani ölü ile oturan diri dirilikten uzaklaşmış olur. Ölüler hükmüne girer. Şöyle demiş Tahir Mevlen'in bir cümlesini okuyacağım. Yani hakikatten zevk almış olan diri, almayanlar ise ölü gibidir. Yani hakikatten tat almak, hakikatten zevk almak. Mevlana burada manevi diri olanlarla oturulmasını tavsiye eden sonra onlardan kimse bulunamazsa Kur'an okumaya devam olunmasını söylüyor. Biraz sonra söyleyecek. Tahir Mevlevi önce söylüyor. Çünkü Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun diye de hadis-i şerif var. Yani biraz önceki söz önemliydi. Yani tasavvuf ehliyle oturmak, Allah ile oturmak gibi sonuç verir. Ama Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Yani Kur'an okurken o şuurla okumak gerektiğini söylüyor. Şimdiki okuyacağım beyitte. Çom tut der Kur'an ne hak be gurihti barevani enbiya amihti. Sen Hakk'ın Kur'an'ına sığındığın zaman, kaçtığın zaman diyor burada, yani ona kaçamak gibi, Kur'an'a kaçtığın zaman, peygamberlerin ruhlarına kavuşursun, onlarla bütünleşirsin. Peygamberlerin ruhlarıyla buluşursun. Yani cehalet ehlinden uzak durup, bilen insanlarla bir araya gelmek ne kadar önemliyse, dünya kelamından kaçıp ilahi kelama sığınmak da o kadar önemli. Yani Kur'an'ı okurken Allah'ın sözlerini tekrarladığımızı düşünmemiz gerekiyor. Onun farkında olmamız gerekiyor. O duyguyla hareket etmek gerekiyor. Yani Allah sizinle konuşuyor veya size hitap ediyor. Siz onu tekrarlıyorsunuz, o sözleri. Veya peygamberin söylediği kelimeyi siz söylüyorsunuz. Yani o duyguyu insan kendinde tatmalı. Yani şimdi mesela insan bir yerde geçiyor ayeti hatırlamıyorum ama onlar babalarını, atalarını anar gibi hatta ondan da daha İleri bir şekilde Allah'ı anarlar diyor muhtakiler için, müminler için. Yani babaların, ataların insan anması ne kadar? Hocam o duygu... Mümin suresinde herhalde. Herhalde. Tam o şeyi... duygu bir sene önce mesela bana Allah'ın bu açtığım yerde ne gösterecek veya ne söylemek istiyor diye. Onu... Bir senedir öyle okuyorum ve yazıyorum onları. Yani, bir ara dinleyelim. Evet. Şimdi mesela ataları anmak, babaların sözünü tekrarlamak insana nasıl bir haz veriyor? Evet. Güzel sözleri. Evet. Yani peygamberinin sözünü tekrarlıyorsunuz. Kur'an'da bir bakıma peygamberin dilinden dökülen sözler değil mi? Allah'ın sözü ama peygamber onu kaç kere söyledi, kaç kere tekrarladı, kaç namazda okudu. Biz onu okuduğumuz zaman o bilinçle hareket etmemiz gerekir. Evet. Hes Kur'an hal hagi enbiya mahiyani bahri paki kibriya. Evet, şuradan bakalım. Bazen bu kitap basılı şey metin. Evet.
Hes Kur'an, Halhay-i Enbiya, Mahiyan-ı Dahri, Paki, Kibriya. Kur'an, peygamberlerin halleridir. Yani Kur'an, peygamberlerin hallerini dile getirir veya hallerini sergiler. Yani orada pek çok peygamberden söz edilir. Bunlar vardır. Peygamber kıssaları vardır ama peygamberlerin halleri daha başka bir şey. Yani biz insan hali olarak peygamber en üst düzeyde örnek haller karşımızdadır. En önce de tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi halini biz orada müşahede etmiş oluyoruz. Onlar kimlerdir? Mahiyan-ı Bahri Paki Kibriya, Ululuk Denizi'nin temiz balıkları peygamberler. Ululuk Denizi'nde, Kibriya Denizi'nde yüzen balıklar. Tahir-i Mevlevi şöyle demiş, Kur'an okuyan kimse Kur'an'da zikredilen kısas-ı enbiyaya vukuf peyda eder. Kendisiyle enbiya arasında bir aşinalık usule gelir. O aşinalık dolayısıyla ruhta bir inciza, çekim, cezbe zuhur eder. O şart ile Kur'an-ı Kerim'in o emir ve nehilerine itaat ve inkiyat edilmiş olsun. Ama şartı nedir? Kur'an'ın içeriğini kendine prensip edinmek, onunla amel etmek. Yani Kur'an okuduk, hoşumuza gitti, zevk aldık. Peygamber konuşuyor ama uygulamadık. O zaman olmaz diyor. Bunu nereden söylüyor? Bir sonraki beyitte söylüyor. Verbehaniyu ne'i Kur'an pezir enbiyavu evliyara dide giyir. Okuyorsun ama Kur'an'ı içselleştirmiyorsun. Diyor ki okursan ve Kur'an'ı içselleştirmezsen velileri ve peygamberleri görmüş kabul et kendini. Gördün geçti. Yani eyleme dökmezsen. Eyleme dökmedim, Kur'an'ın dediklerini yapmadım. Yani şimdi Kur'an emrediyor, biz yapmıyoruz. Ciddiye almıyoruz demektir. Mesela bir büyüğümüz bize bir şey yap diyor, biz yapmıyoruz. Ne kadar farklı bir duyguyla doluyor o zaman işte ölmeden insan. Diyor ki beni ciddiye almıyorlar bunlar. Allah Teala o zaman ne düşünüyor yani? Şimdi onu düşünmek gerekiyor. O zaman diyor sadece peygamberi görmüş kabul et kendini. Gördün geçtin. Ebu Cehil de görüyordu çünkü. Yani pek çok insan görüyordu. Onlar gibi olursun. Ver pezirayi çu berhani kesas morgi canet tenk ayet der kafes. Ama yok okur da içselleştirirsen, kabullenirsen, buradaki kelime, içselleştirerek okursan, kıssaları ona göre okursan, can kuşun kafeste duramaz olur. Kafes can kuşuna dar gelmeye başlar. Yani heyecanlanırsın, daha yücelmek istersin, daha da fazlasını yapmak istersin. Bugün tesadüfen bir şey okumuştum, bir hadisi şerif. Tabii benim hafızam biraz zayıf, bir kısmını hatırlıyorum. Yeni Müslüman olmuş bir Müslüman, mümin Medine'ye geliyor ve Peygamber Efendimiz'e yakın olmak istiyor. Yakın olmak istiyor, orada yaşamak istiyor ama yabancı. Hadiste de dikkatimi çeken bir şey vardı. İsmi de bilinmiyor mümin kişinin. Medine'ye gelmiş ama adı yok. O şahıs diye geçiyor. Tabii ona bir kişi görevlendiriyor Peygamber Efendimiz onun velisi olarak. Mevla edinsin diye onu yani korumasını alsın, onunla ilgilensin. Ve bir savaş sonrasında ganimetten bir pay gönderiyor. Diyor ki bu da onun payı. Herkese çünkü pay var. O da diyor ki bu nedir ya?
Nereden geldi bu diyor. O da Peygamber Efendimiz Resulullah gönderdi size. Sizin hakkınızmış. Size düşen bu paymış. Adam çok rahat edemiyor. Peygamber Efendimiz'in yanına gidiyor. Ya Resulullah böyle bir şey bana getirdiler, bu nedir? O da buyuruyor ki bu senin hakkın. Herkes aldıymış, senin de hakkın. O da diyor ki ben buraya ganimet almaya gelmedim. Ben burada dini yaşamaya ve şehit olmaya geldim. Böyle bir şey. Yani şimdi kafeste kuşun çırpınmaya başlaması, yani kafesin dar gelmesi tam bunun gibi bir şey. Yani işte gelip orada mutlu mesut yaşamak istemiyor. Bir şeyler yapmak istiyor ve daha da hizmet etmek istiyor. Nefsiyle canıyla, çünkü Kur'an'da da öyle söyleniyor. Nefisleriyle, mallarıyla cihat etmek. Nefis yani can. O da onu yapmaya çalışıyor. Benim anımda aynı şey diyeceğim. İnşallah da. Evet. Geçiyorum. Murku ender kafes zindaniyest mine cüyet restemez nadaniyest. Bu da çok önemli bir prensip. Kafeste mahkum olan, tutsak olan kuş kurtulma çabası göstermiyorsa bu onun cahilliğindendir. Yani özgürlüğe ulaşmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Yani hepimiz kafesteyiz. Kafesten kurtulmak için çabalamamız gerekiyor. Eğer çabalamıyorsak bilmiyoruz demektir. Yani bilirsek çaba göstermemiz daha da artar. Bunlar da insan için söylenen şeyler. Yoksa kuş kafeste kurtulamaz. Onun öyle bir şeyi, belki lüksü yok. Bir şiir vardı öyle, işte benim kafesimi bahçeye götürün diye, böyle bir İranlı şair. Ya en azından diyor bahçeyi teneffüs edeyim, ona benzer. En azından böyle bir çaba içine giriyor. Ruhayı kez kafes ha resten, enbiyayı rehberi şayesten. Enbiyayı rehberi şayesten herhalde. Kafesten kurtulmuş olan ruhlar, rehberliğe layık peygamberlerdir. Kafesten kurtulmayı başaran ruhlar. Yani o da tabii seçilmiş ruhlar ilk başta özgürlüğü elde etmiş oluyor. Ve böylece diğer kuşlara da öncülük ediyor, onlara örneklik ediyor. Ez burun avazişan ayet zidim ki rehresten torain estu in ki rehresten torain estu in. Bu kuşlar dışarıda, biz içerideyiz. Yani enbiya kuşlar, yani kurtulmuş olan o ruhlar enbiya olarak bize rehberlik ediyorlar. Onlar dışarıdan bize sesleniyorlar. Diyorlar ki kurtuluş yolu bu tarafta. Kurtuluş yolu burada. Yani her kavme peygamber gönderiliyor. Her kuşa kafesten çıkmak için yol gösterecek, daha önce kafesten çıkmayı başarmış kuşlar geliyor. Bu pasajı okuyayım. Yani Enbiya-i İzam Hazretleri'nin kendi devirlerinde ümmetlerine verdikleri nasihatler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Şu halde onların sesi ve tavsiyesi hala geliyor demektir ki hülasası kurtuluş yolu budur mealindedir. Keza o zevat-ı kiramın Kur'an'da gelen sesleri şöyle der. Yani işte bütün peygamberlerin kavimleriyle diyalogları anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlarla mesela işte Yasin'de biz bir ücret istemiyoruz, biz sadece tebliğ ediyoruz.
Onlar da diyorlar ki siz bize uğursuz geldiniz. Bizden uzak durun, başımıza bela olmayın, yoksa size zararımız dokunacak, size ceza vereceğiz veya işte size işkence edeceğiz. Onlar da diyorlar ki sizin uğursuzluğunuz kendi özünüzde, kendinizde, kendi yaptıklarınızdan dolayı. Evet. Mabedin restiğim zin tengin kafes, coz ki in reh niz çare in kafes. Ma bedin restiğim zin tengin kafes, coz ki in reh niz çare in kafes. Evet. Biz din ile bu kafesten, dar kafesten kurtulduk. Birinci anlamı bu. İkisinde de farklı okumuş, aynı yazılıyor ama Farsça'da böyle yazım ve okunma halleri var. Biz bu dinle kurtulduk, bu dar kafesten. Bir anlamı da biz bu yolla kurtulduk dar kafesten. Belki bu daha doğru. Tahir-ül Mevlevi, biz bu yolla kurtulduk diyenlerden ama yeni basımlarda şerh ederken biz dinle kurtulduk demiş. Tahir-ül Mevlevi'yi tercih etmek daha akla uygun çünkü tecrübe olarak bu işi yaşamış Mevlana'nın öğretisini. Hocam Mevlana bütün kainata hitap ediyor. Dört kitap ediyor da bu onun Allah ocağında yetişmiş birisi Tahir-ül Mevlevi, o açıdan diyorum. Biz bu yolla kurtulduk, biz bu vasıtayla kurtulduk. O kafesten kurtulmak için bu yoldan başka çare yoktur diye seslenirler. Hiş ra rencur sazi zar zar tatura birun konen ez iştihar. Kendini perişan bir duruma getirip hasta gösterirsin ve böylece seni şöhret kafesinden dışarı çıkarırlar diyor. Yani kibir ve gurura yer yok. Yani. Şimdi mesela İnsanlar hapishanede böyle şeyler oluyor ya, hastalanıyor, hastaneye kaldırılıyor, hastaneye giderken firar ediyor falan, tam böyle bir şey. Yani kendini kuş olarak kafeste değersiz, önemsiz, işe yaramaz bir hale getireceksin ki oradan seni çıkarsınlar. Ya tedavi için ya da bu artık işe yaramaz desinler. Kuşlar için çare bu. Bu sufiler için nasıl bir şey? Yani insanların itibar ettiği şeylerin sende olmaması. Yani insanlar neye itibar ediyorsa sen onlardan kaçarsan, kendini onlardan yoksun gösterirsen insanlar sana dünyevi ilgi gösterir. Dünyevi ilgilerden sıyrılmak, mesela işte Mesnevi'de bununla ilgili çok örnekler var. Bir tane alim zat var, işte kendisine diyorlar ki sen kadı olacaksın, o da deli oluyor, yani deliriyor ve onun deli olmadığını kimse ispat edemiyor artık, yani görevden böyle kurtuluyor. Böyle örneklerimiz var, İmam-ı Azam'ın da böyle bir durumu var biliyorsunuz. Katı olmadığı için, kabul etmediği için müftülüğü, resmi müftülüğü işkence görüyor, şehit ediliyor aslında. Zindana düşüyor. Yani böyle bir çözüm yolu. Yani şöhretten sıyrılmak, yani insanların parmakla göstereceği özelliklerden uzak durmak. Bu tasavvuf yollarının bir kısmı da bundan dolayı çıkmış. Yani insanlardan uzak, insanların daha doğrusu itibar göstermesinden kurtulmak için bazı yollara girmişler.
doğru, yanlış yani bu değerlendirilebilir ama mesela melamilik, melametilik gibi pek çok şey var. Halvetilik, cavlakilik, farklı farklı eğilimler ortaya çıkmış. Evet. Şöhretin afet olduğu malumdur. Ben sadece bu cümlesini okuyayım. Uzun Tahir Mevlevi'nin cümlesi. Buradan çağrışım yoluyla Mevlana'nın üslubu burada gene karşımıza çıkıyor. Şimdi bir konu anlatırken bir söz söylüyor. Bu planlanmış bir şey değil. Yani insan şiir söylerken şu cümleyi kurayım diye planlayabilir mi? Yani bu anda bir cümle geliyor. Konuşurken de öyle yani. Değil mi? Siz bir alanın uzmanısınız. Size birisi bir şey soruyor. Siz cevap verirken ne diyeceğiniz önceden biliyor musunuz? Aslında tam olarak bilmiyorsunuz. Yani bir cümle kuracaksınız ama cümlenin gidişi bambaşka bir şey olabilir o anda. Mevlana da burada kuşun kafesten kurtulmasını örnek olarak koydu. Aklına papağan hikayesi geldi. Bir tacirle onun kafeste mahpus bulunan tutisinin hikayesi ve tutinin Hint tutilerine haber göndermesi. Tuti yani papağan, dudu veya işte Farsçasını okuyalım. Kıssey bazergan ki tuti ura peygamber ve tutiyan Hindustan hengam reften ve ticaret. Bu. Evet, virgül niye böyle olmuş? Evet, hikayenin özetini önce bir söyleyelim. Bir tüccar var. Tüccarın evde güzel bir papağan var. Papağan hikayesi iki tane. Bu Mesnevi'nin başındaki papağan değil, bu başka bir papağan. Tüccar Hindistan'a ticaret için yolculuğa çıkıyor. Gitmeden önce ev halkından soruyor. İstediğiniz bir şey var mı? Yani gidiyorum Hindistan'a, halkınızı helal edin işte. Papağanı da soruyor. Papağan cevap olarak diyor ki Hindistan'a gittiğin zaman benim orada kardeşlerim var. Papağan kardeşler. Onlara selam götür. De ki sizin bir kardeşiniz var. İşte zindanda, yani kafes zindanına düşmüş. Onun selamı var deyin. İşte uzun hikaye. Tüccar gidiyor. Papağanları buluyor ve papağanın selamını söylüyor işte. Kafeste olduğunu. O selamı alır almaz ağacın üzerindeki papağan yere düşüp ölüyor. Yani tüccarın gördüğü bu. Gidiyor, dönüyor. İşte diyor ki ne oldu? Selamını ilettim. Ne yaptılar? Düşüp öldü diyor. Papağan hemen düşüp ölüyor. Aşkına o arkadaşını dayanamak hissetti. Yok. Hayır, öyle mi? Onun kafeste oldu. Onu kırıyor, ona mesaj gönderiyor. Öl, öl de kurtul. Yani ölü numarası yap ki kurtulasın. Başka türlü kurtuluş yok. Papağan da onun mesajı alıyor ve tabii ev şeyi, papağan sahibi çok üzgün vaziyette onu çıkarıyor dışarı. Dışarı çıkarınca uçup gidiyor. Dünya kafesinden kurtulmak için ölmek gerekiyor. Evet. Yani nefsinden ölmek. Ölmeden önce ölürüz. Mutu kable enten mutu. Ölmeden önce ölürüz. Hadis-i şerif. Ölmeden önce ölmeyi, ölme becerisini. Şairler diyorlar ki, kafesteki tuti beden hapsine giriftar olan ruhun mümessilidir. Ruhun sembolüdür. Hint ağaçlarında serbestçe uçuşan tutiler ervah-ı mücerredeyi temsil eder. Onlar enbiya ve enbiya hazeratının ruhlarıdır. Tuti'nin efendisiyle Hint tutilerine haber göndermesi beden kafesinde hapis bir ruhun ervah-ı mücerrededen himmet ve irşad istemesidir. Hint'teki tutinin ağaçtan düşüp hareketsiz kalması salikin beden hapsinden kurtulması için
ölmeden evvel ölmesini, yani mutu kablen temut olur. Burada ben şimdi yolda oynayacağım. İtibar etmesi lüzumunu anlatmaktır. Kafesteki kuşun o işareti anlaması oynamam ve tatbik etmesi de kendisini ahrar derecesine, yani hürler derecesine ulaşmasıdır. İşte hikayenin bu esaslara göre dinlenilmesi gerektir. Evet. Çok güzel. Bud bazerkan uğra tuti der kafes mehbusu ziba tuti. Bir tüccar vardı, onun da bir papağanı vardı. Kafeste mahpustu, güzel bir papağanıdır. Çünkü bazergam sefer ra saz kert, suyi hindustan şoden ağaz kert. Buraları hızlı geçelim. Tüccar yolculuk için hazırlık yapınca ve Hindistan'a doğru gitmeye niyetlenince her gulamu her kenizek ra zicud goft dehri toçe arem huy zud. Evet. Her kölesine, her cariyesine cömertliğinden dolayı dedi ki senin için ne getireyim söyle. Her yeki ezvey mâd-ı hâst kert cümle ra vâde bedâd annî hikmet. O hepsi kendi isteğini söyledi. O iyi adam da onlara söz verdi. Gov tûtî râ çehâhî ermâgan kâremet ez hettey hindustan. Papağana da sıra geldi. Papağan ne sordu? Sen armağan olarak ne istiyorsun Hindistan'dan, ben sana tedarik edeyim dedi. Şurada okuyayım. Bir şey istemem işte, bana seni gerek seni diyor ya, orada ilahiler onlar. O da öyle söylesin. Goft an tuti ki anca tutiyan çün bebini komzi halimen beyan. Papağan da dedi ki, orada papağanları görünce benim halimi anlat. Kan fulan tuti ki muştâgi şomaz, ez gazâ-i asman der hepsi maz. Sizi özlemiş olan papağan, semavi kaza ve kaderden dolayı bizim hapsimizdedir de, yani bizim tutsağımızdır diye söyler. Berşuma Berşuma kert u selamu daat khas, berşuma çare u rehi irşad khas. De ki, sana, size selam gönderiyor, sizden yardım istiyor ve sizden çare ve çözüm yolu istiyor ve irşad edilmek istiyor, yani yol gösterilmek istiyor diye söyle. Evet, goft mi şayet ki mender iştiyak, can de hem inca ve mirem esfirak. De ki, özlemden dolayı ben burada ölüp gitmem reva mıdır? Yani ben burada sizi özlemekten öleceğim, bana bir yol gösterin de özlem bitsin. İn reva bâşet ki men der bendi saht, geh şuma ber sebze gâhi ber dirakt. Ben burada sıkı sıkıya hapis içerisinde kalayım, tuzak kafeste, siz ise bazen yeşilliklerde, çayırda, çimende gezin, bazen ağaçların üzerinde gezin. Olacak şey mi? Yani bu reva mıdır? İnçonin bahşet vefai duustan, menderin hapsu şuma der gul sitan. Devam ediyor papağan, işte mesajı uzun. Dostluğun vefası, dostların vefası böyle mi olur? Ben bu hapiste durayım, siz gül bahçesinde durun. Yad arit ey mihanzin morgizar, yeksebuhi dermiyani merhizar. Ey ulular, bu zavallı kuşu bir sabah vakti çayırdayken aklınıza getirin, hatırlayın. Yad-i yaran, yara meymun bovet, hasekan leyliyu in mecnun bovet. Dostları hatırlamak uğurludur dostlar için, uğurludur. Özellikle bu dostların biri Leyla, biri Mecnunsa, yani dillerin o kadar
hasretseler. Ey harifan boti mevzun khod men qadaha mi khoram por khun khod. Ey sevgilileriyle, güzel sevgilileriyle vakit geçiren dostlar, ben burada kendi kanımla dolu kadehler içiyorum, yani kan alıyorum. Yek kadeh meynuş kon der yadimen, gerhemi hahi ki bedhi dadimen. Benim hakkımı vermek istiyorsan beni anarak da bari bir kadeh iç. Yani beni de anın o neşenizin içerisinde. Ya be yadı in futade-i hak biz, çünkü hordi cüre-i ber hak biz. Veyahut da bu zavallı toprağa düşmüş, toz toprak içinde kalmış dostunuz için onu anarak içtiğiniz şaraptan bir yudum da toprağa dökün. Bu ne demek? Bu da bir gelenekmiş. Şehit olmak. Allah'ın şehit olmak. Yeni bir şer oldu ama. Ey topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse opak mamlı değer. Orası geldi içine. Evet, çok güzel. Ama şöyle bir şey bu. Bu bir gelenek. Eskiden insanlar meyhanede şarap içtikleri zaman dostların anısına ilk bir yudum da yere dökmüş. Böyle bir şey. İslamiyet'in öncesine dayanıyor. Hatırlamak tabii. Yani. Evet, dostlar için toprağa döküyor. Ölenler, kalanlar içinler var. Ey eceb an ehdu an sogant ku ve dehayi an lebi çun kant ku. Tabi burada Mevlana'nın bazen itnap dediğimiz uzatıyor örnekleri, sözleri bu kısım. Yani diyor ki o verdiğiniz sözler, ettiğiniz yeminler nerede kaldı? Papağan böyle mesajını aktarıyor sahibine. O şeker gibi dudaklardan dökülen vaatler nerede? Yani papağanlar şekerle beslenir. Bir de böyle bir bilgi. Gel firakı bende ez bed bendegiz çumtu babet ben bed koni pes farkçiyiz. Ben kulun ayrılığı kötü kulluktan dolayı ise, yani ben kötü kul olduğum için eğer sizden ayrı düştüysem, kötüye karşı kötü iş yapmak, kötülere, kötülüğe karşı kötülük yapmak diyelim, olacaksa bunun arasında fark nedir o zaman? Sizin iyiliğiniz nereden anlaşılacak? Kötünün insanlara kötülüğe karşı kötülük yaptığın zaman kötülüğe iyilik yapacaksın. Senin farkın ortaya çıkmaz. Ey bedi ki tokoni der heşmucen ba taraf der essema u ban hiçen. Teşekkür etmiş. Evet, burada. Evet, öfke anında, kavga sırasında yaptığın kötülük, yani sevdiği kişinin yaptığı, kişiye yaptığı kötülük, semadan, yani Mevlevi semaından ve çeng sesinden, müzik sesinden daha hoştur diyor. Yani sevgilinin yaptığı cefa burada ayrı bir şeye girdi. Ey cefayı to zidovlet hudder, ventikamı to hican mahbubter. Senin cefan devletten yani bahttan, ikbalden güzeldir. Senin intikamın candan daha sevimlidir. Yani sevenden gelen şey, kahır da lütuf da olsa sevgiliden gelen şey güzeldir. Nari to ines nuret çumbovet. Matemin ta hot ki suret çumbovet. Yani senin ateşin buysa nurun, yani narın buysa nurun nasıldır kim bilir? Yani narın bu kadar güzelse senin nurun kim bilir ne kadar güzeldir? Senin matemin buysa senin düğünün kim bilir nasıldır? Ez helavet hav ki davret covrito vezletafet kesne yavet kovrito. Tabii
burada artık bir hal üzere söylüyor Mevlana. Papağan orada duruyor yani şu anda. Papağanın dilinden gibiyse de aslında burada Mevlana'nın dostuna, dosta söylediği şeyler bunlar. Nalemu tersen ki umu baver konet, veskerem ancovu ra kemter konet. İnliyorum ama korkuyorum ki o buna inanır. Yani istemediğini zanneder. Yani Allah'tan bize geleni biz hoş almamız lazım. Yani onu güzel görmemiz lazım. Ama gene de insan işte bir zorlukla karşılaştığı zaman inler. Diyor ki ben inmiyorum ama benim inleyişimin sahici olduğuna inanır da o cevrini azaltır diye de korkuyorum. Yani cevrini azaltması, cefasını azaltması, gerçek sevgilinin böyle yapması, aşığa iltifat etmemesi anlamına gelir. Evet. Aşıkem ber lütfu ber kahreş ve cid bul acetmen aşıkı in her duzit. Ben onun kahrına da aşığım, lütfuna da aşığım. Tuhaf olan şu ki ben bu iki zıtta aşığım. Yani kahra da lütfa da aşık. Yani gerçek aşık böyledir. Tabii bu artık papağanın konuşması orada duruyor. Yani bu arada gerçek aşığın konuşması. Vallah her zin har der bostan şevem hem çi bulbul zin sebep nalan şevem. Vallahi bu dikeni bırakıp gül bahçesine gidersen bülbül gibi bu sebep yüzünden inlerim, inlemek zorunda kalırım. Yani gül bülbül gülün yanında inliyor, ben dikenlikteyim, memnunum. Bırakıp gidersen bülbül gibi inlemek zorunda. Orada teslimiyeti anlat. Evet, aşığın her türlü hale karşı sabır ve teslimiyet içerisinde olmaz. İn acep bulbul ki bekuşayet dehan tahuret uhar raba gulsitan. Ne tuhaf bülbülün yaptığı, yani bu bir acayip bülbüldür ki gül bahçesinde diken yemek için ağzını açıyor. Yani gülün yanında olduğu halde feryat edip duruyor. Sıkıntı çekmek istiyor adeta. Şöyle demiş, yani fedakar bir aşık Allah'ın yalnız lütfuna değil, kahrına da müştak olur, belayı da safa gibi özler ve ister. Bu beyitlerin toplamından çıkan şeyler. İn çi bulbul in nehengi ateşist, cümle nahoşhaze işki u hoşist. Bu nasıl bir bülbül? Belki ateşin bir ateşten bir timsahtır ki bütün nahoşluklar onun aşkı dolayısıyla hoşluktan ibarettir. Yani böyle bir bülbül, yani kahrı da lütfu da isteyen bir bülbül ancak timsah gibi dayanıklı bir varlık olabilir. Burada Şeyh-i Arif Ömer bin Fariz bir söz nakletmiş. Muhabbette senden sadır olan her bela zuhur eyledikçe şikayet yerine şükrederim. Belanın en şiddetlisi peygamberler, sonra velilere, sonra da insanların derecesine göredir denilmiştir. Böyle bir şey. Evet, bir başlık geliyor. Burada bırakacağım. Aşık-ı kullestu hot, kullestu aşık-ı hinşestu. İşk-ı hiş-cu. O külle aşıktır, yani bütüne aşıktır. Kül ve cüz meselesi. O zaten küldür, yani artık özdeşleşmiş oluyor. Aşık-ı hiş-est, kendi aşığıdır. Kendi aşığıdır. Kendi kendine artık aşığıdır. Ve kendi aşkını arar. Kendine aşk arar. Yani burada aslında bir
bütünleşme, nasıl sel denize düşünce, deniz haline gelmişti. Burada aşık da maşunun bütün sıkıntılarına verdiği cefalara özlemle yaklaştığı için onun gibi oldu. Yani onunla bütünleşmiş oldu. Tıpkı işte buğdayın ekmek olup insanla bütünleşmesi gibi. Evet, burada bitiriyoruz. 1576. beyitte kalmış olduk. İlave edeceğiniz bir husus varsa buyurunuz. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.